Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde R istatistik programında açımlayıcı faktör analizini gerçekleştireceğiz. Öncelikle elimizde bir veri setini açalım. Elimizde 15 maddeden oluşan bir veri setimiz var ve biz bu veri setine açımlayıcı faktör analizi uygulayıp kaç faktör altında toplandığı, verilerimizin kaç faktör altında toplandığını veya kaç alt boyuta sahip olduğunu belirlemeye çalışacağız. Öncelikle bu Excel tablosundaki verilerimizi farklı dosyadan farklı kaydet seçeneğine tıklayarak CSV uzantısını seçiyorsunuz. Kayıt türü seçeneğinden CSV, evet, virgülle ayrılmışı seçelim. Evet, bir dosya ismi verelim. Nereye kaydedelim? Masa üstünde daha önce oluşturduğum bir klasör var. Boş bir klasör. Analiz diye bir klasörümüz var. Oraya veri diye ismini yazalım. Veri diye kaydediyoruz. Kaydet tıkladık. Evet, tıklıyoruz. Kapatıyoruz şimdi. Şimdi R istatistik programında analize geçmeden önce iki paket kurulumu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Birisi PSICO paketi ve bir diğeri de GPA Rotation fonksiyonu paketi. Öncelikle bundan paketleri nasıl kuracağız? Install nokta patches pardon yanlış yazdık. Evet, hangi sunucudan indireceğimizi belirliyoruz burada. Size yakın olan sunucuyu seçin. Seçtikten sonra tamam diyelim. Evet, kurduktan sonra paketi açmamız gerekir. Library komutuyla açtık. Şimdi diğer yüklememiz gereken paket evet, bu da kuruldu. Bunu da açmamız gerekiyor. Evet, paketlerimizi indirdik ve kurulumunu gerçekleştirdik. İlk yapmamız gereken iş, az önce CSV formatına kaydettiğimiz Excel tablosunu R istatistik programına aktarmamız gerekiyor. Bunun için ise öncelikle bir değişken tanımlamamız gerekiyor. Alfa bir de diye bir değişken tanımlıyoruz arkadaşlar. Evet, kodumuzu yazdıktan sonra enter'lıyoruz. Noktalı virgül veriler arasında noktalı virgül olduğunu göstermek için true verilerimizin başlarının olduğunu ve dosyamızı seçiyor ve bu seçilen dosyayı alfa değişkenine aktarıyor. Evet, burada dosya aç penceresi açıldı. Masa üstündeki analiz klasöründeki veri dosyasını seçiyoruz arkadaşlar. Evet, verimiz aktarılmış oldu. Şimdi verilerimizin gerçekten doğru yüklenip yüklenmediğini tespit etmek için fix komutunu kullanıyoruz. Verilerimizi görmek için hangi değişkenimiz aktarılmıştı? AFA. Evet, gördüğünüz gibi verilerimiz doğru bir şekilde R istatistik programına aktarılmış durumda. Bundan sonra yapmamız gereken iş korelasyon matrisini tablosunu hazırlamak. Bunun için ise core fonksiyonunu kullanıyoruz. Core.matrix diye bir değişken tanımlıyoruz. Yine eşitlik core fonksiyonu. Ne korelasyonu uygulayacağız? AFA. AFA değişkenimize. Evet, bunu görmek isterseniz tekrardan fix komutuyla core.matrix matrix yazıp verilerinizi
ya da korelasyon tablosunu görmeniz mümkün. Evet. Bunu yaptıktan sonra Bartlett testini uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Bartlett testi değişkenler arasında bir kısmı arasında yüksek orantılı olduğunu test etmek için kullanılır. Başka bir deyişle veri setimizin faktör analizine uygun olup olmadığını test etmek için kullandığımız bir testtir. Bunun için ise coretest.bartlett AFA dosyamızı kullanıyoruz. Coretest. Evet. Bunu yorumlamamız kalıyor arkadaşlar. Bizim burada dikkat etmemiz gereken P değerinin 0.05'ten küçük olması gerekiyor. Dikkat ettiğiniz üzere -269 yani bu -269 dediği bu noktanın sola doğru 269 daha hane sola doğru kaydığını gösterir. Bu da bizim 0.05'ten çok çok küçük bir sayıyı temsil ettiğini gösterir. Demek ki veri setimiz faktör analizi için uygundur ve işlemlerimize devam edebiliriz. Şimdi ise çoklu bağlantı problemi olup olmadığını test etmek için determinant değerini hesaplamamız gerekiyor. Bunun için ise det komutunu kullanıyoruz. Yine korelasyon matriksinden faydalanıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu ise bu nasıl olacak? 1.0001 bir değişkeninden büyük olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu değerimiz 0.016259 sayısı 0.0001'den gayet büyük bir şekilde görüyor. Demek ki çoklu bağlantı problemimiz de yok. Şimdi screen plot tablosunu grafiğini çizmemiz gerekiyor. Kaç faktörden oluştuğunu test etmemiz için. Bunun için ise model diyoruz. Bir değişken tanımlıyoruz. Burada principal komutunu analiz işlemi için kullanacağız. Core.matrix matriksimizi kullanıyoruz. Kaç faktörden oluşuyor? 15 maddeden oluşuyor. Döndürme yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü screen plot tablosunu oluşturmamız gerekiyor. Oluşturmamız gerekiyor. Boş none diyerek yok diyoruz. Evet. Şimdi burada modelimizi oluşturduk. Bunu oluşturduğumuz modelin screen plotunu oluşturacağız arkadaşlar. Plot komutuyla plot model diyoruz. Dolar values virgül type b'yi kullanarak ve call 2 deyip enterlıyoruz. Yanlışlık oldu. Neymiş hatamız? Evet. Virgül kullanmamışız arasında. Evet. Şimdi screen plot tablosunu yorumlamaya bakalım. Evet. Dikkat ederseniz 1, 2, 3. 3 büyük kırılma var. Ondan sonra ise kırılmalar küçülüyor. Demek ki bizim analiz verimiz 3 faktörlü olmaya uygun durumda. Biz ne yapacağız? 3 faktörlü olarak işlemimize olduğunu varsayarak işlemimize devam edeceğiz. Şimdi yeni bir model oluşturalım arkadaşlar. İsterseniz bunu kaydedip çalışmanıza kullanabilirsiniz. Bit işlemi kopyalayı seçebilirsiniz. Şimdi yeni bir model oluşturalım. Model 2 diyelim arkadaşlar. Model 2 burada yine principal parantez açıyoruz. Yine korelasyon matriksimizi kullanacağız. Virgül n factors kaç faktörden oluşuyordu? Oluşacaktı. 3 faktörü indirgediğimizi gördük. Evet. Tekrar döndürme işlemi uygulamayalım arkadaşlar. Evet, modelimizi yaptık. Şimdi biz bunu ekranda sonucunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu?
Bunu print komutuyla, print komutuyla evet model 2, model 2'yi ekrana yazacağız. Kut komutuyla 0.3 değerinden düşük olanları göstermek istemiyoruz. Sort komutuyla true diyerek bir sıralama yapmasını istiyoruz verilerin daha anlaşılır olması için. Evet, print komutunu kullanıp şurada noktayı kullanacağız arkadaşlar. Print psik komutu model 2. Evet, şimdi enter'a basalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ekranımıza bakalım. 3 komuttan 3 faktörden oluşuyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz gayet açık ve net bir şekilde madde 14, 13, 12, 15, 11 birinci faktörde, madde 6, 7, 8, 9, 10 ikinci faktör altında, madde 1, 2, 3, 4, 5 ise üçüncü faktör altında toplanmış durumda. Veriler arasında herhangi bir problem görünmüyor. Biz buradan direkt verimizin 3 faktörlü bir yapıdan oluştuğunu söyleyebiliriz. Döndürme işlemi de yapabiliriz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Ondan da bahsedelim size. Klavyedeki yön tuşlarıyla şey yapabiliriz arkadaşlar. Yeni bir model belirleyebiliriz. Rotate, burada model 3 diyelim, buna da model 3 diyelim. Principal Core Matrix kaç faktörden oluşuyor? 3 faktörden. Buna verilerimiz arasında ilişki varsa faktörlerimiz arasında ilişki olduğunu varsayıyorsak Oblimin kullanıyoruz. Olmadığını düşünseydik Varimax kullanabilirdik. Evet, bunu tekrar yazdırmak için ne yapıyoruz? Print PC komutunu buraya 3 yapıyoruz. Evet, fark eden bir şey oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Yine aynı maddeler, aynı faktörler altında toplanmış durumda. Sadece ufak değişiklikler oldu sayılarda. Çalışmanızda bu şekilde yer verebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.